günlerde medyada sıkça duyduğumuz bir terim var. Alternatif tıp. Nedir efendim alternatif tıp? Alternatif tıp klasik anlamda bildiğimiz tıpın, yani batıda uygulanan tıpın modern dışında tıp. Evet, modern tıpın dışında doğudaki yöntemler, şimdiye kadar batıl olarak görülen yöntemlerin şimdi keşfedilip uygulanmasıdır diyelim. Çözülemeyen hastalıklarda uygulanmasıdır. İşte bu akupunktur, yoga falan her yerde bir sürü yapılıyor. Ciddi de paralara yapılıyor. Şimdi tıptan daha iyi paralara yapılıyor. İşin enteresan tarafı modern tıpla 100 liraya tedavi olacaksın. Gidip orada 500 liraya tedavi ediyorsun. Şimdi efendim aktarlar ne işe yarar? Ne iş yaparlar? Valla aktarlar. Hastalıklara karşı bitkisel, bitki satıyor yani bitki. Lokman Hekim kimdir? Alternatif tıpı başlatan kimse. Bunun dizilerini diye de seyrettim. Yani bütün belgesellerde bir de bu topraklar için çok önemli. Şimdi Kozan'dayız ama Misis de buraya çok yakın. Evet. Lokman Hekim Misis'te doğuyor, büyüyor. Hatta rivayete göre söyleniyor ki ölümsüzlük reçetesini buluyor. Evet, fakat o reçeteyi nehire düşüyor ve gidiyor. Evet, öyle bir şeyini seyrettim, belgeseli veya dizi olarak film bu. Efendim sizce tıbbın alternatifi olur mu? Evet, olur. Nasıl olur? Ben canlı örneklerinden birisiyim. Çocuk felci geçirmişim küçükken, yani 3-4 yaşlarında. Benim babamın halası alternatif tıp değil ama koca karı ilaçları dediğimiz bir ilaçla beni dağdan topladığı otlar içinde, büyük bir kazanın içinde otları kaynatarak onun içinde 40 gün tutmuş. Daha sonra deve keçesine sarmış ve ben düzelmişim. Alternatif tıbba neden ihtiyaç duyuluyor? Sizce modern tıp yetersiz mi kalıyor? Modern tıp bugün için yeterli değil. O yüzden mi insanlar alternatif tıbba yöneliyorlar? Tabii ki. Sağlık en önemli şey. Onun için her zaman bunlara mecburen yönelmek lazım. Alternatif tıbbı biliyor musun? Ben böyle lügatlı laflar ne bileyim ben? Böyle farklı modern tıbbın hemen karşısında duran birçok insanın şu noktada başvurduğu, böyle hani o bitkisel ilaçlar falan yapılıyor ya. Hah, duydun mu hiç? He, duydum. Sence bilimsel yönü ne kadar doğru? Hangi bitki hangi hastalığa iyi geliyordur? Ben bu bitkilerle 20 seneden beri uğraşırım. Meraklıyımdır. Prostat için mesela şey karışımı var. Karnabahar karışımıyla karıştırıldı mıydı prostata iyi gelir. Adana'nın ilçesi Kozan'daydık ve kahvehane müdavimlerinin sohbetlerine ortak olduk.
ama program bitti. Bir küçük hatırlatma, bizlere www.kahvehaneler.com adresinden de ulaşabilirsiniz. Hepinize dem kıvamında sohbetler diliyoruz. Allah'a ısmarladık.